uçan dev kuklalar yerden metrelerce yükseklikte planlanan bir koreografi eşliğinde süzülüyor ve gökyüzüne bir hikayenin izlerini taşıyor. Fransız sokak tiyatrosu ekibi Le Plasticien Volant'ın Büyük Patlama adlı projesi uçan dev kuklalarla dünyanın oluşum hikayesini sahneliyor. Büyük Patlama'nın premieri Libourne Sokak Tiyatrosu Festivali'nde yapıldı. Sabit bir yapısı olmayan kuklalar üretmenin faydaları olduğu kadar zorlukları da var. Kuklaların insanlara canlıymış hissi vermeleri gerekir. Hayal gücünün de yardımıyla eğilip bükülebildiklerini ya da başlarını çevirebildikleri hissini vermeleri gerekli. Hava ve helyumla şişirilmiş kuklaların hareketleri yerden kontrol ediliyor. Seyirciler arasında dolaşan kukla oyuncuları ipler yardımıyla kuklaları hareket ettiriyor. Le Plasticien Volant 25 yıldan uzun süredir şiirsel sahneleme yöntemiyle performanslarını dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin beğenisine sunuyor. Genellikle sözsüz olan performanslar izleyicilerin hayal gücü ve duygularına hitap etmeyi amaçlıyor. Sürekli alıştırma yapmanız gerekiyor. Bazen rüzgardan kuklayı istediğiniz gibi oynatamıyorsunuz. Ama bu akşam harikaydı. İşin sihri de burada. Sahnede veya açık havada olmak arasındaki fark da yatıyor. Zamanda kısa bir yolculuk yapıyor ve 3 ay geriye gidiyoruz. Fransa'nın güneybatısındaki Toulouse kentinin yakınlarında bulunan bu eski tabakhane 12 yıldan beri grubun hayat damarı. Burada orijinal büyüklükteki kuklaları şişirip hazırlamak için yeterli alan mevcut. Aslında işin teknik kısmı oldukça basit. Vantilatörler hava sevkiyatını kontrol ediyor, kuklalar iplerle yönlendiriliyor. Ancak sanatçılar son projelerini hayata geçirmek için yaklaşık 3 yıl uğraşmış. Buradaki dört parça daha önce birleştirilip helyumla şişirilmedi. Nasıl uçacaklarını ve nasıl bir etki yaratacaklarını bilmiyoruz. Bizim için bu büyük bir sürpriz olacak. Hemen yan taraftaki başka bir bölümde ise ressamlar boyalarıyla 20 metre uzunluğunda iki başlı bir canavar yaratıyor. Gece sergilenen oyun için renk seçimi önemli. Renklerin dikkat çekmesi için karanlıkta parlamaları gerekiyor. Esas olan kuklaya karakter kazandırmak. Onu illa güzelleştirmeyi değil, karakterini ortaya çıkartacak bir şeyler arıyoruz. Asıl zorluk kuklaların hem yakından hem de uzaktan etkileyici görünmelerinin gerekmesi. İzleyiciler onlara dokunabilir ve tüm detaylarını görebilir ama aynı zamanda kuklaların 50 veya 100 metreden de ihtişamlı gözükmeleri gerekli. Kuklaların önce küçük modelleri oluşturuluyor, formları bilgisayar ortamında tasarlanıyor, daha sonra kuklaların üretileceği materyal üzerine taşınıyor, ardından da dikilerek birleştiriliyor. Ancak kuklaların istenilen etkiyi yaratıp yaratmayacağı, kuklacıların onları yönetmesi için konan iplerin doğru yerde olup olmadığı ancak helyumla şişirilmelerinden sonra ortaya çıkıyor. Kukla oyuncularının senaryoyu hakkıyla canlandırabilmeleri için kuklalarıyla adeta bir bütün olmayı öğrenmeleri şart. Gıcırdayan eski bir dolap kapısı gibi. Aklınıza hemen çocukluğunuzda gördüğünüz rüyalar geliyor. Yetişkinler burada çocukluk düşlerini yeniden hatırlıyor ve şişme kuklalarla oynuyor. Büyük Patlama'nın premierini Libourne Sokak Tiyatrosu Festivali'nde yaklaşık 3000 kişi izledi. Çok hoşuma gitti. İzlemesi çok keyifliydi. Gerçekten harikaydı. Çok güzeldi. Havada süzülen kuklalar ve müziği gerçekten başarılı buldum. Le Plasticien Volant ekibinin dünyanın oluşumunu kendilerine özgü yöntemleriyle anlattığı performans bir saat sürüyor.